Bugünkü videomda herhangi bir mevsim olmayan, yaz, kış, her dönemde tüketilebilecek nefis bir köz domates çorbası yaptım. Harika oldu arkadaşlar. Kesinlikle deneyin derim. Ben bu şekilde yapıyorum domates çorbalarımı. Size de tavsiye ederim. Herkesten tam puan alan nefis bir çorba oldu. Hadi videoya geçelim. Çorbamı nasıl hazırlamışım? Hep beraber izleyelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün közlenmiş domates çorbası nasıl yapıyorum? Sizinle bunu paylaşacağım. Bunun videosunu çekeceğim. Yani bu domates çorbasının herhangi bir mevsimi yok. Yaz, kış her zaman tüketebileceğimiz nefis bir çorbadır. Bunun için gerekli malzemem şöyle 2 adet soğanım var. 4 adet de domatesim var. İlk etapta kullanacağım baharatlarında 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığından biraz fazla toz şekerim var. Tepsimi de şöyle yağlı kağıdımı hazırladım. Hemen domateslerimi de ortadan keserek şöyle diziyorum. İlk işlem bu. Çünkü domateslerimi fırına vereceğim közlenmesi için. Şu baş kısımlarını da almayı unutmayalım. Çok doyurucu, çok besleyici ve çocukların da severek tükettiği bir çorba arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Köz domates çorbasını sizinle de paylaşmak istedim. Size de göstermek istedim. Yine soğanlarımı da halka halka olacak şekilde kesip onları da domateslerimin hemen yanına diziyorum. Malzemeyi artırmak ya da eksiltmek tamamıyla size kalmış arkadaşlar. Nasıl isterseniz. Bize bu yeteceği için bu kadar malzemeli bir çorba yapmaya karar verdim ben. Evet, bunları da tamamıyla artık doğradık. Şöyle yerleştirdim tepsime de. Baharatlarımı da şöyle hepsini bir karıştıracağım. Sonrasında da domateslerimin ve soğanlarımın üzerine gelecek şekilde şöyle serpeceğim. Sarımsağım var. Onu da domateslerimin içine yerleştireyim. Sonra da fırınıma verebilirim artık közlenmesi için. Sarımsaklarımı da şöyle domateslerimin iç kısımlarına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ben 3 diş kullandım. Dilerseniz siz daha da fazla kullanabilirsiniz. Hepsinin arasına gelecek şekilde sanırım buraya bırakmadım. Şimdi domates ve soğanımı artık fırına verebilirim arkadaşlar. 180 derecede ısıtmış olduğum fırınımda 30 dakika kadar közlemek için bırakacağım. Közlenmesi için. Domates ve soğanlarım közlendi. Fırından çıkardım arkadaşlar. Biraz soğuduktan sonra kabuklarını da soydum. Hemen tenderime bir yemek kaşığı kadar tereyağımı ilave ettim. Bir yemek kaşığı kadar da unum var. Unumun kokusu çıkana kadar kavuracağım. Thank you.
tatlı kaşığı kadar da salçamı ilave ediyorum. Bir iki dakika un ve salçayı kavuracağım. Kavurmuş olduğum un ve salçamın üzerine kabuklarını soymuş olduğum domatesimi ve soğanımı da ilave ettim. Hemen 4 su bardağı da sıcak suyumu ilave ediyorum. Çorbam kaynamaya başladı. Hemen tezgahımın üzerine alacağım. Blender'dan geçireceğim çorbamı. Sonra tekrar kaynaması için ocağa bırakacağım. Çorbamı blender'dan geçirdim. Şimdi bir çay kaşığı kadar pul biber ve yine bir çay kaşığı kadar da tuzumu da ilave ettim. Oda sıcaklığında yarım su bardağı kadar sütüm var. Onu da yavaş yavaş içine ilave ediyorum. Mutlaka sütünüz oda sıcaklığında olsun. Soğuk olursa çorbanız kesilebilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Daha önce belki sütsüz ya da kremalı domates çorbası yapmışsınızdır. Biz bu defa sütlü yaptık. Çok da nefis oldu zaten. Hemen şimdi ocağa alacağım. Bir 5 dakika daha kaynaması yeterli. Sonrasında da çorbamı servis için hazırlayacağım. Çorbam artık hazır arkadaşlar. Sunum yapabilirim. 5 dakikadır kaynıyor. O da yeterli. Şimdi artık sunum aşamasına geldik arkadaşlar. Ben közlenmiş domates çorbasını bu şekilde yapıyorum. Sizinle de paylaştım. Yani çocukların bile severek tüketebileceği mis gibi kokusuyla ve tadıyla herkesten tam puan alabilecek nefis bir çorba. Domates çorbasının üzerine taze nane, maydanoz, fesleğen, kızarmış ekmek ya da kaşar peyniri rendesiyle servis yapabiliriz. O şekilde servisi hazırlayabiliriz. Ben kaşar peynirini şu şekilde rendeledim. Çorbam için hazırladım. Ve şöyle 1-2 dalda maydanozumu hemen çorbamın üzerine bıraktım. Görselini güzelleştirmek amacıyla. Umarım siz de domates çorbamı beğenmişsinizdir. Bugünkü videomda bu kadardı arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.